Bir Anı Bir Hikaye Yıldız Sarayı'nda Bir İngiliz Casusu 125. Bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı Efendim Daha önceki bölümde de e, Tekrar Abdülhamit Han'ın Dinlenmekte olan, tatilini yapmakta olan Arbinus Van İngiliz casusunu ee, elemanlarına, hafiyelerine ne derseniz deyin, dışişlerindeki istihbarat görevlerine buldurup Padişah'ın acilen görüşmek istediğini bildirdi. İstanbul'a geldiğinde de Padişah'la görüştükten sonra e, 9 Haziran 1900 tarihli bir raporu İngiliz haricesine gönderdi. İşte o ziyareti esasında Abdülhamid Han, Japon prenslerinin e, başkanlığındaki bir teknik ve ticari heyeti de Yıldız Sarayı'nda kabul ederek o davette de misafir olarak gene Armin von bulundurdu ki İngiltere şahane bir gözdağıydı. Ben Japonya ile işbirliği içindeyim, haberin olsun dercesine. Oradan rapora devam ediyoruz. Yemekten sonra Osmanlı hükümdarıyla Japon imparatorunun çocukları akrabaları arasındaki genellikle donanma ve askeri işlerin konuşulmasını büyük bir ilgiyle izledim diyor. Abdülhamid Han donanma işini konuşuyor, askeri işleri konuşuyor. Kimden konuşulur bu efendim? Askeri ittifak yapacağın kimseyle konuşulur. Ya 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 akıllara basmadı buna. Çünkü şey Çin'deki buhran bahsi geçince Padişah bu ülkeye sempatisini gizleyemedi. Çin'e. Padişahın siyasi düşüncelerini ve eğilimini derhal kavrayan zeki Japonlar, Avrupa meselelerine hiç temas etmediler. Padişahı bu konuda zorda bırakmak istemediler. Ural Altay kavimleri olan Türklerle Japonlar ha bir akraba daha buldu şimdi Armin böyle. Ural Altay evet, Japonlar da Türklerle akraba. E şimdi Japonlarla Türkler akraba değil mi efendim? Kız alıp veren yok mu? Bir sürü var. Irkı yakınlığı Türklerle Japonlar arası ırkı yakınlığı dikkatlerini çekince hava yumuşadı. Bu da bilimciye efendim, ırk bilimciye, doğu bilimciye, Türk bilimciye efendim. Ve bu açıklamaların padişahı ve misafirlerini çok sevindirdi, memnun etti. Ertesi gün görüşmemiz iki saat sürdü. Önce ciddi siyasi meselelere konuştuk. Kayınbiraderi Damut, Damat Mahmut Paşa'nın İstanbul'dan kaçtığına çok kızmıştı. Karaktersizdi dedi eniştesi için. Haristi. İmkanların üstünde yaşayıp parasız kalıp kendini Bağdat demiryolu imtiyazını kendine koparmak isteyen İngiliz şirketine kendini satmıştı bu adam dedi. Paşa İngilizlerden 30 bin sterlin karşılığında bu demiryolu inşaat işini bu şirketin imtiyazını alacağını söz vermişti. 30 bin sterlin verin bana beni görün. Ben de padişahtan size burada demiryolu yapmanızın imtiyazını alırım diyor. İngiltere yana yana bu imtiyazı istiyor. Abdülhamit Han da Almanlara verdi bunu. Wilhelm'e verdi. İngiliz niye istiyor? Bağdat Demiryolu'nu Bağdat'ta kalmayacak, Basra'ya kadar uzatacak ve Hindistan'la bir demiryolu irtibatı daha, Hindistan'la Umman Denizi arası deniz yolculuğu ondan sonra da belki İran üzerinden Basra Körfezi dolaşacak bir demiryolu da düşünebilirdi. Basra'ya mutlaka gelen şeylerin, gemilerle gelen nevalelerin, sömürge nevalelerinin tren yoluyla da Londra'ya kadar taşınmasının hazırlığı içindeydi İngiltere. Onun için de Mahmut Paşa elde etmişler 30 bin sterlin ne olacak? Milyonlarca sterlinlik bir inşaat için. İmtiyaz koparmayı kabul etmişti. Fakat ona Alman İmparatoruna verdiğim sözden dönemem dedim ben. Enişteme çareyi Avrupa'ya kaçmakta buldu. Şimdi de kendini bir aziz, ülkesinin selametine adamış, büyük bir vatansever olarak kendini tanıtmaya çalışıyor. Halbuki sahtekarın biridir benim eniştem diyor. Padişah, İngilizlerin paşayı kullandığını, padişahı ona karşı bir ihtilal çıkartmakla tehdit ettirip, ondan kendi lehlerine mali bazı tavizler koparmaya çalıştıklarını da söyledi yani Mahmut Paşa'yı bana karşı bir ihtilal lideri gibi hazırlıyorlar. Böylece de e, mali imkanları da İngiltere onu kavuşturacağını vaat ediyor dedi. Çok öfke ve hiddetiyle Abdülhamit Han İngilizlere yüklenip bana Londra'ya gidip Lord Salisbury'e gerçekleri anlatmamı söyledi. Bak senden rica ediyorum. Git bunları bu hakikatları bir 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 Lord Salisbury'e anlat. Başbakan'a. İngiliz hükümetinin kanuni ispat etmedikçe bu tehdit davasını öne sürmekte çaresiz kaldığını açıklasın. Dedim ki bir delil yok ki ben gideyim de bu Mahmut Paşa'nın sahtekarlığını söyleyip tutuklatayım. İngiliz kanunlarında illa belge isterler. Hakimler, hakimler bağımsız. Şimdi de var ya efendim, kendi istedikleri gibi karar veren hakimler, hakimler bağımsız, yargı bağımsız. Kendi istediklerinin aleyhine bir araç kazası dahi olsa, aleyhine bir meşhurun misal diyeyim, çocuğunun tutuklanmasına karar veren hakimler de bağımsız değil, adaletsiz oluyor. Yani bu hakim bu kadar basın yayının üzerine yüklenmesinde ne kadar tarafsız kalabilir ki efendim? Birdenbire, birdenbire bir hadisede hemencecik bir, kendilerinin çok kullandığı ibare olduğu için söylüyorum, istisbarcan, bir mahalle baskısı doğuyor. Bütün gazeteler o günkü mahkemedeki yargılamayı böyle didik didik ediyorlar o kişiyi kurtarmak isteyenler. E ben hakim olsam şimdi bundan etkisine kalmaz mıyım efendim? Eşim dostumla bir araya gelip çay kahve içerken ya hakim bey bu dava içinde gazeteler böyle yazıyor sen ne diyorsun deseler kardeşim kanunlar benim konuşmamı yasak etti der miyim? Onların bakışları altında yoksa ezilip kalır mıyım? Maalesef. Hemen burada İngiliz yargısının bağımsızlığını ortaya koyuyor. Abdülhamit Han'ı kendi silahıyla vurmaya çalışıyor. Arminius Bamberi. Ama Abdülhamit Han bana inanmadı diyor. Padişah ve kayınbiraderi arasındaki gizli görüşmelerin sürmesine rağmen Sultan bu davada titizlikle reklamdan kaçınıyor. Yani bunun böyle gazetelere düşmesini istemiyor. Damat Mahmut Paşa aslında hakikaten de çok karaktersiz bir adamdır diyor. Böylece 125. bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. 126. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.